Arkadaşlar merhaba. Bugün 28 Şubat 2024 Çarşamba ve güzide bir vilayetimiz Peygamberler Diyarı Türkiye'nin en güzel vilayetlerinden birisi olarak gördüğüm Şanlıurfa'da. 9 koşulu program var. Evet, Şanlıurfa'ya selam ediyoruz buradan. Ve hemen koşulara başlıyoruz. Bu arada Şanlıurfa'da Süper Kupa finali olacak. Bu da çok muazzam bir karar bence. En azından TFF'nin miydi? Türk Futbol Federasyonu aldığı güzel bir karar bu. Evet, birinci koşu 17-15'te. Arkadaşlar mümkün mertebe küçük kapsamlı, yani gerçekten çok geniş bir program var. Ama mümkün mertebe en güvendiğimiz atlara oynadık açıkçası. Yani bu atların dışında sizden atı varsa, yani çok iddialı mı derseniz, güvendiğimiz atlara oynadık. Çalışmamızı yapıyoruz düzgün bir şekilde. Siz de karar verirsiniz tabii. Maiden koşuyla başlıyor. Dişi, 3 yaş İngilizler, 1800 metreye çıkacaklar. 2 numara Lord of the Iron, Sami Kaplan'la Banko atacağız. Evet arkadaşlar, Maiden'dan çıkmasını düşünüyoruz bugün. 1800 metre, 61 kilo biraz ağır gibi gözükse de, fakat burada zaten çoğu, %90'ı ağır. Yani çok büyük bir handikap yok ortada. Bu safkanın biz bugün Sami Kaplan'la çıkacağını düşünüyoruz. Banko atıyoruz. İlk ayak Banko. Evet, 2 numarayı Banko geçtikten sonra şimdi ikinci ayak biraz daha karışık bir durum var. Şartlı 5, dişilere ait 4 yukarı İngilizler, 1900 metreye çıkacaklar burada. Güvendiğimiz burada arkadaşlar atlar belli. 4 numaralı Pinakolada Ahmet Hasan Bayar. Ahmet Hasan Bayar da Adana'da yarış kazandı, helal olsun. 9 numaralı Noble Blossom, burada Tolga Yılmaz. 8 numaralı Peri Yıldızı İzzettin Güreke. 3 numaralı Moonfairy Mehmet Şakir. 1 numaralı Gül Matra Yunus Çelikbaş. 11 numaralı Anadolu Eseri Burhan Sarıdağ ve 6 numaralı İnci'nin kızı Cuma Ali Mayda. 4, 9, 8, 3, 1, 11 ve 6. Arkadaşlar çok yazmamız gereken yerde mecburen çok yazmak durumundayız. Burası bir de aprantilere ait bir koşu. Üçüncü koşu. Handikap 15. 3 yukarı yaşlı Araplar 2000 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada da normal şartlar altında son koşusuna inanmadığımız bir Radate var, 1 numaralı. Burada Radate'yi yazdık, 1 numaralı. Bu safkanın 3 numaralı Vital ve 9 numaralı Passat rakibi gözüküyor. 1, 3 ve 9 geçeceğiz burayı. Ama 1 normal şartlar altında Abdullah Çankaya'yla götürmesi lazım olayı. Bakalım, son koşusuna inanmıyoruz. Bu grup çok uygun bu at için. O yüzden bir burada alternatif banko değil ama yani onu alternatif banko haline getirebiliriz. 1-3-9 diyoruz burada. Dikme havası ve Hafyan'ı pas geçtik. Dördüncü kuşu Maiden. Dişi 3 yaşlı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Burada güne ikinci altına da banko ile başlayacağız arkadaşlar. 8 numaralı Rosa Esir, Ferit Yardımcı ile banko. Bulduğu bu uygun grubu değerlendirecektir. Veya yine bazen Ferit Yardımcı atları getirmek için biniyor, bazen de getirmemek için biniyor. Burada getireceğini düşünüyoruz Ferit Yardımcı'nın. Rosa Esir çok uygun bir grup bulmuş artık. Yani ne zamandan beri koşuyor. Beşinci kuş handikap 13. Burada 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. 82 bin lira. Arkadaşlar handikap 13'ler gördüğünüz gibi. Özellikle Arap atlarında 100 bin liranın altında ikramiye. Ve bunda özellikle 5. koşuya denk gelmiş. 1 numaralı Ba Albek mi artık nasıl okunursa, Yusuf Cengiz de burada alternatif olarak banko düşünüyoruz bu safkanı. Yusuf Cengiz de bu grubu geçebilir. 4 numaralı Kemiyet Güzeli, İsa Akyavuz, 11 numaralı Bay Botan, Ali Şenbahar, 5 numaralı Mufuk Can, Sami Kaplan, 13 numaralı Zaman Çiçeği İsa Katar ve 18 numaralı Anatolian Menderes Avşar. Bir alternatif banko 4, 11, 5, 13 ve 18 dedik. Tabi burada Fenalplar var, o var, Kayıp Prens, bu odur budur. Yani birçok iyi at var ama biz dediğim gibi en güvendiğimiz atları yazdık. Bu 18 atın içerisinde 6 at veriyoruz. Bir tane alternatif banko veriyoruz, bir de 5 tane de rakip diyoruz. 4, yani bir alternatif banko 4, 11, 5, 13 ve 18. 6. koşu Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu. Grup 3 koşu 3 yukarı İngilizler, 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. Şimdi burada hala Müslüm Çelik'in bindiği Espinoza var hala. Müslüm Çelik olaya da alıştı orada.
Yazacağız onu 7 numarayı. 4 numaralı Calibration Ferit Yardımcı ile onu da yazıyoruz. 10 numaralı Yıldız Kıran Necmi Altın'da arkadaşlar. 3 hatta geçeceğiz burayı. 4-7-10. 7-4-10. Diğerlerini arkadaşlar varsa siz ilave edin. Biz Altuve'yi yazmıyoruz. Bogota'yı yazmıyoruz. Hani Emin Amca'yı falan bunları yazmıyoruz. Sadece şu aşağıda bir Marco Polo var. Ercan Çankaya'yı getirmişler buraya. Aynı Müslüm Şirk gibi. Bence 15'in de buraya ilave olmasında yarar var arkadaşlar. Marco Polo. Marco diye yaz. Marco Polo. 4 hatta geçmekte. Yani 7-4-10-15. 7. kuş şu handikap 14, 3 şaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada da 2 tane atla geçeceğiz. Dilenler bir tanesini bir şekilde bankoda olarak kullanabilirler tabii, neden olmasın. 10 numaralı River Wind, İsa Akyavuz'da ve 2 numaralı Çevik Vakti, Mehmet Ali Aktürk'le. Yalnız bunlara 10 numaralı Super Line'ı da, Super Saver temsilcisi, bunu da ilave etmekte yarar var. Eğer yeriniz varsa arkadaşlar, hatta burada günün sürprizini yapacak 1 ve 3 numara safkanlarda, yine giriş kuponlarda düşünülebilir. Biz yazmayacağız ama siz yazabilirsiniz. Şu Tuberitus yavrusu var, Phantom Warrior. Yani burası çok karışık bir ergi normalde ama biz burada 2 ve 10 ön planda 9 bunların rakibi olarak Hasan Altunday'la bir şekilde konuya girecektir. Dediğim gibi seçmece, böyle hani süzmece mi seçmece mi derler. İyice en güvendiğimiz atları sizlere tavsiye ediyoruz burada. 8. kuşa geldik şimdi. Şartlı 5 bir kuşu bu. 4 bir kareşli. Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar Melisa Kızı'ndan çok iyi bir kuşu bekliyoruz bugün. Melisa Kızı küçük kuponlarda rahatlıkla alternatif bank olarak kullanılabilir. Bu safkana rakip noktasında 4 numaralı Şeyma Ercan Çankaya ile, 7 numaralı Gömeç Menderes Avşar'la ve 11 numaralı Natural Ferit Yardımcı ile kesinlikle devreye girebilir. Tabi bakın burada Remili Kızı olsun, Harput Ateşi olsun, bu tip safkanlarında Öz Nilay, Aziz Akdemir'le, Hoş Seda, yani Cinderella, bunlar sevdiğimiz atlar ama özellikle 1, 2 ve 3, yani Hoş Seda, Özel, Cinderella, bunlar son koşusunu kazandı. Ha burada son koşusunu kazanmış olan atların bir derece daha şansın az olduğunu düşünüyoruz. O yüzden 9 numaralı Melisa Kızı, alternatif olarak bankomuz, 4, 7 ve 11 numaralı safkanlarda burada yine rakipleri şeklinde. Günün bence sürprizinde 12 numaralı Gardal Gül yapar. Dileyenler onu da düşünebilir arkadaşlar duruma göre. 9. koşu handikap 13. Yine 100 bin liranın altında gördüğünüz gibi handikap 13. Araplarda özellikle, İngilizlerde yine 100 bin liranın üzerine çıkıyor handikap 13'ler ama Araplarda o kadar cömert değil TJK. Aslında artık 100 bin liranın altına düşmemesi lazım. Birinciye verilen ikramiye. Evet, 4 yaşlı Araplar 1700 metre kum pistte burada çıkacaklar. 18 tane safkan. 11 numaralı Ben Hadır, burada Yusuf Cengiz'de ilk atımız. Ekürlerden Gönül Sayfam ve Şanslı Enes, 2 ve 10 numaralı safkanlar. Burada Abdullah Çanka, Ali Şenbahar. 5 numaralı Madenci, Aziz Akdemir'le. Arkadaşlar bu safkan ne iş yapar? Yani bu safkan aslında iyi bir safkan ama burada bir birincilik yaptı, meydandan çıktı. Ondan sonra pat 15 gene. Sonra bir şeyler yapmaya çalıştılar böyle Şanlıurfa'da. Üçüncülük. Sonra tekrar bir onunculuk. Sulu pistte. Yani enteresan bir... Fakat yakacak canını yani bu. İnsanların canını yakacaklar bu atla. Onu söyleyeyim size. 8 numaralı Yollar Senin Hasan Altun'da. 10 numaralı Şans... Pardon. Evet. Onu yazmıştık. 12 numaraymış pardon. 12 numaralı Gökhan Can, Burhan Sarıdal ve 18 numaralı Bey Bey. Evet. Arkadaşlar 17'ymiş, çok özür dilerim. 12'yi geri alıyorum, 17. 7 ve 2 biraz yan yana gelince 18. Toparlayacağım şimdi. 11, 2 ve 10, 5, 8, 17 ve 18. Ama bilmiyorum, şu 12'yi yazmamışız yani, demek ki
bir şey yok yani o hatta. Joker yavrusu bir daha. Geliyor mu şimdi bir de? Evet 17-18. Şu 12 merak ettim. Neden yazılmamış o? Evet. Yardımcı grubu çok antrenör değiştirmiş. Bakın çok antrenör değiştirdiği zaman çok fazla hayretmiyor atlar yani. Her antrenörün kendi stili var, kendi bilgisi var tabii ki. Evet arkadaşlar, böylece bugünkü Şanlıurfa ile ilgili görüşlerimizin de sonuna geldik. Herkese ben bol şanslar diliyorum. Şans hepimiz yanında olsun. İstanbul'la ilgili 9 koşul muazzam bir çalışma var. İstanbul'la ilgili 2 tane sürdürek, 1, 2, 3 tane de alternatif banko var. Evet. 5 tane bankodan bahsediyoruz. Premium Star üyelik alalım arkadaşlar. 350 lira yani gerçekten hiçbir şey değil. Nelere vermiyoruz. Tavsiye ediyorum. Evet. Herkese bol şans. Hoşça kalın.